Azza ve Wassalam. Azza recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Wassalam. Azza ve Wassalam. Azza ve Wassalam. Azza ve Wassalam. Alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Sevgili kardeşim, ve Wassalam. Azza ve Wassalam. Azza ve Wassalam. Azza ve Wassalam. Azza ve ve manevi ve ee, ruhani ve kalbi şifalar nasip eylesin. Semavi arzafatlardan, insi ve cini şeytanlar şerinden muhafaza emin eylesin. Amin. Amin. Şimdi ilk cümlem şu. Ve buna, bu ve buna benzer hastalar için. Kanser olduğu için insan ölmez. Öleceği, öleceği için Allah kanseri vasıta yapar. Çünkü yuhi ve yumit Allah'tır. Yani öldüren Allah'tır. Ona Risale'deki bir hadiseyi anlatayım. Ee, Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a söylemiş malum. Demiş ki, Ya Rabbi senin kulların bana küsecekler ruhlarını aldığım için. Azrail Aleyhisselam demiş. Cenab-ı Hak ona demiş, var ya Risale'de. E, seninle diyor, kullarının arasına hastalıkları koyacağım. Kimse seni hatırına getiremeyecek. Sonra diyor ki kimse hatırına getir. kanserle gitti, kalp kriziyle gitti, trafik kazasıyla gittidir. Oysa Azrail aleyhisselam vakti gelince alıyor. Neyle alacak? Buharlaşacak değil ya. Bir sebeple alacak. Sonra diyor ki Azrail aleyhisselama bunlar hastalıklar, musibetler, kanserler perde olduğu gibi Azel de Azel aleyhisselam da perdedir. Alan Allah'tır. Allah doğru yapar. Tamam. İlginç bir şey söyleyeyim. Ruhları alan Azrail aleyhisselam ve aldığı için rahatsız oldu. Şefkate bak. O sana azap verme azap verir mi? Ya Rab diyor. Senin kullarının canını alırken ben alacağım. Benden küseceklerdi. Bana ne diyebilirdi la? Bana ne? Bu Allah bana bunu vazifeyi verdi. Küssen ne olacak? Küsmene demiyor. Peki azap ayetlerini Cebrail aleyhisselam getiriyor. O böyle bir şefkat etmiyor bize. Farkında mısınız? Kur'an'ı indiren, yani getiren Cebrail Aleyhisselam. Cehennem ayetleri yok mu? Ya Rabbi senin kulların benden küsecekler bu ayetleri getirdiğim için demiyor. Ruhları alan Azrail Aleyhisselam Ya Rabbi senin kulların bana küsecekler. <laughs> Bunlar neyi kastediyorum? Ben kıyas etmiyorum da Azrail Aleyhisselam duyduğunuz gibi zannettiğiniz gibi haşa öyle şefkatsiz değil. Bak şefkatı görüyor musun? Ha, aleyhisselam diyor. Peygamber ya. Meleklerin peygamber. Şimdi demek ki cümlemiz neydi? Kanser olduğu için ölmüyor. Öleceği için kanser oluyor. Tamam. Şimdi bunlar kefaret kefareti zünüptür. Ben şimdi size şunu söyleyeyim. E, ben mutadit defa ölümle karşı karşıya geldim. Yani çeşitli sebeplerle malum. Bizim gibi yaşayan insanlar birkaç defa böyle karşısına geliyor. Ölümü, ölüm anındaki iki aletimden bir tanesini söyleyeyim. Bir tanesi şu. Bu dünyada ben Esma'nın suretine, cil ve cemalındaki sanat denilen, şu dünyada Esma-i Hüsna'nın suretleri var. Bu suretler alemi misal giydirmiş, e, giydirmiş, alemi mana giydirmiş, elbise giydirmiş, Ale, alemi ruhani giydirmiş. Böyle bir suret. Ölüm anında ben suretten hakikata yani Esma'nın bir boyutundan bir boyutuna geçiyorum. geçeceğim demiyorum. O anda Esma'nın merak, o anda tam gözüm e, şey azaylı Bekler gibi böyle e, ölümü beklerken bakayım Esma'nın diğer boyutları nasıl gibi bir e, korku ama merak haber bir şey. Esma'nın diğer boyutuna diye. <laughs> mazar olmayı bekliyorum. Onun için ölümden korkmayın. Neden kork? Şundan. Şimdi bedenim kanser oldu diyorlar da. Adam namaz kılmıyor. Adam oruç tutmuyor. Ruh kanser. Ruh kanser. Bedeni sağlam olsa ne olur? En sonunda ölmeyecek mi? 10 sene yaşasa, 20 sene yaşasa ne olur? Bedeni kanserlikten değil, ruhu kanser olmaktan korksun namazın yoksa, tesettürün yoksa, orucun yoksa, seni sağlam olsa ne olur? 500 sene yaşasan ne olur? Allah rezilü rüsva ediyor. Firavunun cesedi çırıp, yani çıplak hepsi, kıçı yan. Ha, bu, evet ona gidecek ses ama. İngiltere'de bütün dünyaya sergiliyor Allah. Ben söyledim ayıp da Allah bunu yapıyor. Allah tesettür emreden Allah bak böyle rezil ediyor. Firavunun cesedi İngiltere'de Londra'da çırıp, her şeyi, o bütün organları sağlam biliyor musun? Ben gözümle gördüm. Böyle rezil rus, rusfa ediyor. Anladın mı? Önemli olan ruhun var mı? Ne demek o sağlam? Davam var mı kardeşim? Dersleri gidiyor musun kardeşim? Risale okuyor musun kardeş Hizbul Kur'an okuyor musun kardeşim? Onu bunu tenkit ve gıybet etmiyorsa daha ne korkuyorsun? Gıybet etme kardeşim. Tenkit etme. Kim? Herkes Allah'ın kuludur. Meşgul olma. Bak ben meşgul olmuyorum. Olmamaya çalışıyorum. Televizyonlardan, internetten, YouTube'lardan uzaktır. dur. 5-10 dakika Risale oku. Hizbul Kur'an'ını oku. Zaman olursa cüz de al dershanelerden. Haftada bir cüz bitirebilirsin. Ama her gün Hizbul Kur'an'dan birkaç sayfa ne olsun? Ustad İstanbul plakası 34. sayfa. Oradan kalsın. İstanbul plakası 34'tür. Emirdağ 1 34. sayfada Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Ne kadar tesirli olduğunu tekrar geçmiş olsun derim. Allah sana ve senin gibilere maddi ve manevi şifa versin. Maddi hastalıklarınızı manevi hastalıklarınıza kefaleti zünüp etsin. Günahlarınıza kefalet etsin. İnşallah. Tekrar El Fatiha.